orayla ilgili şu insanlar ayakta beklemesi diye mutfağın sandalyelerini koydu istiyorsunuz. Gelin. Sen nereye gidiyorsun? Beni arayacaksın, anlamadım. Sandalyeleri koydum ya. Onlar neydi? Ay benim güzel teyze. Pandemiyle hep beraber mücadele ediyoruz insanlarla birlikte. Burada insanların pandemiden dolayı çok yoğunlaştığını, sosyal mesafe kuralına uymadan sıralarını beklediklerini gördüğümde direkt hemen Yıldırım Belediye'mize burada insanların işte ayakta beklediğini, sosyal mesafe kuralına uymadığını, bununla ilgili bir dilekçe talebimde bulundum. Tabii benden olumlu bir dönüş yaptılar Allah razı olsun Yıldırım Belediye'mizden. Ama ben bu geçen süre zarfında insanların ayakta güneşte ve yağmurda beklemelerinde kayıtsız kalmak istemedim. Ben de muhtarlığımın sandalyelerini buradaki aile hekim doktorlarımızla beraber sosyal mesafe kuruluna göre ölçerek koyduk. Şu anda insanlar buraya geldiklerinde hani güneşin ve yağmurun altında bekliyorlar ama en azından ayakta beklemiyorlar. Bu şekilde kısaca olsa bir kendimize basitçe bir çözüm bulmuş olduk. Buraya koyduğum masa ve sandalyelerle ilgili çekilmiş fotoğraf sosyal medyaya düşünce ilgili kurum ve kuruluşlardan çok sayıda telefonla aradılar. Burayı da ziyarette bulundular. Sağ olsun belediye başkanımız da bizzat yardımcısını göndererek, Yaşar Elmas başkanımızı göndererek takdir ettiler beni. Böyle bir şeyin herkese örnek olması gerektiğini, kısa bir sürede buranın da üstünü de kapatırsak insanlar daha böyle rahat bir şekilde sağlıkla ilgili sorunlarıyla ilgili sağlık ocaklarına geldiklerinde daha güvenli bir ortamda beklemiş olacaklar. Muhtarımız iyi, daha ne söyleyeyim? Genç, becerikli, çalışkan. Ben sevdim bu çocuğumu. Sandalyeler koyulmuş, bak ne güzel oturuyoruz. Ya oturacak yer aradık, iyi güzel oldu. Çok güzel. Ama önümüz kış. Önümüz kış. Yağmur, çamur. Hayırlısı kadar. Olsun yavrum, ne yapalım? Becerir onu, becerir. Sen ona sor, o yapar. Muhtarımız iyidir. Halil Bey geldi mi?